Herkese merhaba. Çok güzel tarifler bunlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumuşacık, hakiki Ramazan pidesi tarifi paylaşacağım. Pofur pofur kabaran hamuru ile evde pamuk gibi Ramazan pidesi nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla ve sırlarıyla sizlere anlatacağım. Eğer sizler de pastaneden, fırından hazır alınmış gibi evde Ramazan pidesi tarifi hazırlamak istiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin. Çok seveceksiniz. Bir tatlı kaşığı instant maya, bir tatlı kaşığı toz şeker, bir su bardağı ılık su. Özdeşene kadar çırpalım. Karışımı unu eleyerek ekleyelim. Unu her zaman kontrollü bir şekilde kullanalım. Un miktarları farklılık gösterebilir. Ben bu tarifte 2,5 su bardağı un kullandım. Hamuru kolay yoğurabilmek için ilk önce spatula ile toparlıyorum. Bir tatlı kaşığı tuzu ilave ediyorum ve hamurla özleştiriyorum. Hamur görmüş olduğunuz gibi yumuşacık, ele yapışan bir hamur olacak. Hamuru kolay yoğurabilmek için unladığım tezgaha aktarıyorum ve yaklaşık 7-8 dakika boyunca pide hamurunu yoğuruyorum. Hamuru yoğururken çok fazla un ilave etmiyoruz. Sert bir hamur değil, yumuşak bir hamur istiyorum. Eğer sert bir hamur olursa pidemiz de pufur pufur kabarmaz. Pide hamurumuz hazır. Bir kaseyi sıvı yağ ile yağlıyorum. İçine hamuru koyuyorum. Üzerine bir damla sıvı yağ daha ilave edip hamurun üzerini de yağlıyorum. Ve üzerini kapatıp sıcak bir ortamda yaklaşık 2 katı oluncaya kadar mayalandırıyorum. Mayalanma süresi ortam sıcaklığına göre farklılık gösterebilir. Ben genelde kalın bir örtüye sarıyorum ve kalorifer yanında mayalandırıyorum. Pide hamurumuz çok güzel mayalandı. Hamuru bu aşamadan sonra çok fazla yoğurmuyoruz. Sadece içerisindeki maya kokusunun gitmesi ve havasını almak için birkaç tur yoğurduktan sonra beze haline getiriyoruz. Pide hamuru tam istediğimiz kıvamda yumuşacık çok güzel oldu. Ben bu aşamada buğday kepeği kullanıyorum. Buğday kepeği evde hazırladığımız pideyi kara fırın tadında bir lezzet veriyor. Aynı zamanda dokusu, görüntüsü de kara fırın tadında oluyor. Gerçekten size de tavsiye ederim. Buğday kepeği ile hamuru açıyorum. Hamuru ilk önce elimle genişletiyorum. Daha sonra hamuru çok fazla ezmeden yaklaşık 28 santim çapında hamuru açıyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin üzerine de buğday kepeği döküyorum. Pide hamurunu tepsiye alıyorum ve üzerine temiz bir mutfak beziyle kapatarak yaklaşık 20 dakika mayalandırıyorum. Tepsi mayası çok önemli. Evde fırıncılar gibi kara fırın tadında pide yapmanın bir diğer sırrı da üzeri için hazırlayacağımız bulamaç tarifi. Bulamaç için bir yumurta sarısı, 2 tatlı kaşığı ılık su ve bir dolu tatlı kaşığı unu özdeşene kadar çırpıyoruz. Pide hamurumuzun tepsi mayası çok güzel oldu. Şimdi pideye şekil verme aşamasına geçelim. Parmaklarımızı bükerek parmaklarımızın ucuyla pideye şekil verelim. Piştikten sonra da dilim dilim bu görüntünün kalmasını istiyorsanız burada bastırarak şekil vermeniz gerekiyor. Üzeri için hazırlamış olduğumuz yumurtalı pide bulamacını da hamura sürelim. Burada dikkat etmemiz gereken hamurun mayasını söndürmeden, yumurta fırçasıyla hamura çok bastırmadan hafif hareketlerle eşit bir şekilde bu bulamacı pidenin üzerine yaymamız gerekiyor. Üzerine çörek otu ve susam serpiyorum. Yaklaşık 10-15 dakika daha tepsi mayası yapıyorum. Daha sonra önceden ısıtılmış 230 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Her fırın ayarı farklılık gösterebilir. 230 derecede 10-15 dakika arasında kontrollü bir şekilde pişirmenizi tavsiye ederim. Ramazan pidesi pamuk gibi yumuşacık çok güzel oldu. Gerek görüntüsüyle gerek lezzetiyle fırıncıdan hazır almış gibi pide hazırlamak istiyorsanız sizler de bu tarifi mutlaka deneyin. Tarifle ilgili detaylı malzeme listesini açıklamalar kısmına ekliyorum. Dilerseniz oradan ulaşabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için yorum veya emoji bırakmayı, videomu beğendiyseniz beğenmeyi
Ve kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basarak ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.